Amerikan üssü. Girmeye kalkmanız, hatta yaklaşmanız bile ölümünüze neden olabilir. Burası Adana'da bulunan İncirlik üssü. 1950'li yıllarda Adnan Menderes'in izniyle açılmaya başlayan Amerikan üslerinden bugün ülkemizde 40 tane var. Yani ülkemizde Türk askerinden sonra en çok bulunan asker sayısı Amerikalılara ait. Fakat İncirlik üssünün diğerlerinden ayrılan özelliği ise burada nükleer bombaların dahi bulunuyor olması. Amerika'nın Afganistan'a ve diğer ülkelere saldırılarında kullandığı en önemli nokta işte bu üs. İncirlik o kadar ileri bir üst düzey koruma altında ki çevresindeki kasaba ve köyler dahi Amerikalı ajanların gözetimi altında. Az önce de söylediğim gibi Türk ordusunda general dahi olsanız bu üs ABD bölgesi kabul edildiği için izinsiz girmenize kesinlikle izin yok. Askeri bir üs deyince aklınıza basit binaların olduğu derme çatma yapılar gelmesin. Binlerce kilometre karelik yeraltı ağları, nükleer bombalardan bile korunacak yerler var. Hatta içinde Amerikan mallarının satıldığı süpermarketler, beyzbol sahaları, eğlence merkezleri, yüzme havuzları, Amerikan askerlerinin aileleri için yapılmış lüks evler, kısacası devasa bir şehir. İçeride küçük bir Türk askeri birliği de var. Fakat Amerikalıların izin verdiği noktalar dışında hareket etmelerine müsaade yok. Ülkemizde 40 adet Amerikan üssünün bulunması ve birçoğunun savaş uçakları nükleer silahlarla donatılmış olması Türkiye'ye karşı yapılacak olan herhangi bir planda sizce de büyük tehlike arz etmiyor mu? İran'ın hareketlerini izlemek ve İsrail'e karşı İran tarafından yapılacak olan bir saldırıyı önlemek için kurulmuş olan üst seviyedeki güvenlik bölgesi. 2010 yılında Amerika ve NATO'nun talebi üzerine yapılmaya başlanan bu gizemli üs Malatya'da bulunuyor. Türk milletvekillerinin hatta genelkurmay başkanının bile girmesine kesinlikle izin yok. Zaten yapıldığı yıllarda 10 milletvekili girmek istese de izin verilmediği için dönmek zorunda kalmıştı. İçeride öylesine ileri askeri teknolojik sistemler var ki 5000 kilometre ötede hareket eden bir tenis topunu bile izleme özelliğine sahip. Bu üs füze geçirmez ağlarla örülü. Yani Kürecik kalkanına herhangi bir silahlı saldırıda bulunmak istense dahi bunu yapmak imkansız. Binlerce kilometre uzaktan fırlatılan füzeler buradaki kalkanlar ile havadayken yok edilebiliyor. Ancak Amerikalı askerler tarafından davet gönderilmeden buraya girmeye çalışırsanız muhtemelen bunu deneyemeden vurulursunuz. Bu üs yapıldığında İsrailli yetkililer güvenliğimiz için büyük bir adım diyerek Türkiye ve Amerika'ya teşekkür etmişlerdi. İran'ın da açıklamalarına göre bu üssün yapılış amacı İran'ın İsrail'e yapacağı olası saldırılara karşı bir güvenlik önlemi. Kisecik Üssü. Burası o kadar garip ki yakın zamana kadar kimsenin haberi bile yoktu. Hatay'da Amanos Dağları'nın zirvesinde 1770 metre yüksekliğe kurulu olan üs, Amerika ve NATO tarafından ortak kullanılıyor. 2004 yılında açılan gizemli üsten Kıbrıs ve Orta Doğu ülkeleri rahatlıkla gözlenebiliyor. Öyle ki Orta Doğu'nun en yüksek noktalarından biri burası. Araçla ulaşım neredeyse imkansız. Hatta tesisin birkaç adet fotoğrafı dışında net bir görüntüsü de yok. Yeraltı ve yerüstü sistemleri bulunan radar üssünün etrafı tel örgülerle çevrili ve kapısı zincirlerle kilitlenmiş. Tesisin inşaatında 2 yıl çalıştığını belirten Kisecik köyünden Enver Aksoy, çalıştığı dönemde İncirlik'ten ve İstanbul'dan Amerikalı subayların tesise gelip inceleme yaptıklarını söylüyor. Zaten günümüzde de genel olarak Amerikalıların kullanımında. Zaman zaman ise İngiliz, Fransız ve Alman subaylar da bölgeye gelerek bir süre çalışmalar yürüttükten sonra hava yoluyla buradan uzaklaşıyorlar. 2004'te yapımı tamamlanan ve Suriye sınırında sıfır noktasında inşa edilen bu üs yapıldığı zaman Suriyeli yöneticiler bu tesisin Suriye'ye yönelik bir bölme planının parçası olduğunu söylemişlerdi. Ve bugün doğru çıktığını görüyoruz. Öyle ki şu an devam eden Suriye'deki iç savaşta Kisecik üssü NATO ve Amerika tarafından çok daha fazla önem kazandı. 6000 kilometre mesafede hareket eden bütün uçaklar buradan gözlenebiliyor.
ve hepsini imha edecek füze sistemleri de tesiste bulunuyor. Kış aylarında bölge -20 dereceye kadar düştüğü için buradaki Amerikalı subaylar tesisin yeraltı kısmına geçiyorlar. Yer altındaki bölümüyle ilgili hiçbir fotoğraf yok. Ülkemizde 40'tan fazla Amerikan üssünün olması ve bunların bazılarında yüzlerce nükleer bombanın varlığının da Amerikalı yetkililer tarafından kabul edilmesi hem ülkemiz hem de çevre halklar için büyük tehdit oluşturduğu gibi, neden Amerika'nın Türkiye'ye bu kadar çok üs kurduğu ve bunların kurulmasına neden izin verildiği de ayrı bir soru. Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa. Askerini bir...